Good morning again. Tekrardan günaydın. Ya tünaydın, tam arasındayız. Evet, bugün çok büyük sayıda katılımcımız var ve son sunumumuza geldik. Bu son sunumu Profesör Doktor Johan van der Not yapacak, insanlığa karşı suçlar konusunda. Evet, raporunuzu dinleyeceğiz. Çok teşekkür ederiz şimdiden. Çok teşekkür ederim başkan, tribünal üyeleri, katipler, sayın baylar, bayanlar. Evet, bu insanlığa karşı suçlar konusundaki sunum ilk olarak öngörülmemişti. Bunu sadece bir yıl çalıştıktan sonra karar verdik. Ve bu konunun önemini vurguluyor aslında. Çünkü bu konuyu çok hafife almadık. Bugün yapmaya çalışacağımız şu. Bu işkence olguları ve zorla kaybetmeler olguları acaba bağlamsal unsurları oluşturuyor mu? İnsanlığa karşı suç oluşturacak şekilde bağlamsal unsurları bir araya getiriyor mu? İnsanlığa karşı suçlar nelerdir diye ufak bir giriş yapmalıyım. Evet, insan haklarının ihlalleri vardır ama bu insanlığa karşı suçlarla aynı değildir. Burada uluslararası olarak önemli ağır ihlaller olarak ihlaller insanlığa karşı suç olarak kabul edilir. Ve bizim şartımız, durumumuzda bunlar işkence, zorla kaybetmeler, kaçırmalar ve keyfi gözaltılar vardır. Ama keyfi gözaltılar konusunda belirli bir rapor yapmadığımızdan bugünkü sonuçlarda buna tam olarak değinmeyeceğim. Belki sonradan bunu yaparız. Ve bu belirli bağlamda bu nedenle uluslararası toplum bu ihlallere karşı harekete geçmelidir, geçmek zorundadır. Ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tabii savaş suçları vardı. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaş suçlarının ötesine gitmemiz gerektiğine karar verildi. İnsanlığa karşı suçları daha geniş bir şekilde savaşla ilgili olmaksızın tanımlamamız gerektiğine karar verildi. Daha sivil nüfus ile ilgili olarak tanımlamamız gerektiğini söylendi. Ve bu Roma statüsüyle uluslararası anlamda insanlığa karşı suçları kodlaştırdık. Ama tabii Türkiye Tribünali'nin yargı yetkisi, Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanan insan hakları sözleşmeleri ve uluslararası hukukun genel ilkelerine saygıyı kapsar. Türkiye Roma statüsünü imzalamamıştır, uygulamamıştır. Ama insanlığa karşı suçlar uluslararası teamül hukukunun bir parçasıdır ve dolayısıyla tribünalinde yargı etkisi altındadır. Ve metodolojimiz nedir burada? Burada her seferinde en katı kriterleri göz önünde bulundurduk. Bu ne demek? Uluslararası teamül hukuku daha katı olduğu durumlarda, mesela işkence durumunda, o zaman bu uygulanacaktır. Mesela işkence raporunda bunu göz önünde bulundurduk. Yani Roma statüsünde bu yoktur. Ama Roma statüsünün daha katı olduğu durumlarda ise bu uygulanacaktır. As you could say, we're a bit more... Evet, yani nerede en katı kriter uygulanıyorsa biz de onu uygulayacağız. Bizim burada söylediğimiz ama bireysel sorumluluğu ilgilendirmiyor. Kim neyle sorumlu, kim ne yaptı, bununla ilgilenmiyoruz. Veya ulusal yargı yetkisiyle de ilgilenmiyoruz. Bunlara tabii Uluslararası Ceza Mahkemesi bakacaktır. Buna Türkiye Tribünali bakmayacak. Evet, burada olgulara bakmayacağım. Detaylı bir şekilde işkenceye, kaçırmalara bakmayacağım. Çünkü bu konuda raporları yaptık bile. Bu konuda farklı raporlar var, de ayrıntılı bir şekilde yapılmış. Burada zaman kaybetmemek amacıyla burada bu ayrıntılara girmeyeceğim. Ve dediğim gibi keyfi gözaltına almalara da bakmayacağım. Çünkü bu Roma statüsü, Roma tüzüğü altında insan hakları, insanla karşılığı işlenen suçların kapsamına girer. Ama burada bu bağlamsal unsurlara giriliyor mu? Burada insanlığa karşı işlenen suçlar bağlamında bu bağlamsal unsurlara uygulanıyor mu? Evet, burada iki adımımız olacak.
burada ilk olarak bir saldırı var mı diye bakacağız. Bir saldırının varlığını incelemeliyiz. Öncelikle burada bir davranış biçimi olmalıdır. Birden fazla eylemin işlendiği bir davranış biçimi gerek. Yani işkence ve zorla kaybetmeler. Bu davranış biçiminin varlığını tespit etmemiz gerekiyor. İkincisi ise bu operasyonun veya davranış biçiminin bir sivil topluma, sivil nüfusa karşı yönetilmesi gerekir. Üçüncüsü, bu operasyon veya davranış biçimi bir örgüt veya devlet politikasına uygun olarak veya bu politikanın ilerletilmesi doğrultusunda gerçekleşmesi gerekmektedir. Yani burada önce bu davranış biçimlerine bakacağız, sonra sistematik olaylara bakacağız. Bunlar hep birbirine bağlantılı değil. Burada her seferinde çok net bir fark gözetmek kolay olmuyor. Burada daha küresel bir anlayışı amaçlayacağız, hedefleyeceğiz. Evet, burada davranış biçimine bakacağız. Burada Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden bazı unsurlar aldım. Ve burada yargı biçimine girdim. Burada fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Bu karardandır, bu maddedendir diye her sene ayrıntılara girmeyeceğim. Burada tribünale verdiğim raporda bu ayrıntıları bulabilirsiniz. Buradaki içtihatta belirli şeylere değineceğim. Buradaki en net unsurlara değinmek istiyorum. Bir davranış biçimi tek izole eylemleri yakalamak için tasarlanmamıştır. Rastgele eylemlerin bir toplamının aksine bir dizi veya genel olay akışını tanımlar. Yani diyelim bugün bir işkence eylemiyle karşı karşıyaysak ve hiçbir bağlantı olmaksızın 2 ay sonra yeniden bir işkence eylemiyle karşılaşırsak ve başka bir yerde herhangi bir bağlantı olmaksızın 1 ay sonra yeniden bir işkence olursa, bu işkence ne kadar önemli, ne kadar korkunç olursa olsun, bu insanlığa karşı bir suç olarak tanımlanamaz. Çünkü bu bağlantı yoktur. Bu hareketler, bu eylemler arasında bir bağlantı yoktur. Bunlar rastgele eylemlerdir, izole eylemlerdir. Ve böylece insanlığa karşı suç olamaz. Yani burada bağlam son derece önemlidir. Ve sonra burada önemli bir diğer kelime ise gruplu olmasıdır. Bunların ortak bir davranış şekli olmalıdır. Ve burada bu hareketlerin birden fazla yapılması gereklidir. Yani birkaçtan fazla eylem olmalıdır veya birkaç ve birçok eylem gereklidir. Yani bir saldırı olduğunu söylemek için bu niteliksel bağlam tabii önemlidir. Ama çoklu olması önemlidir. Yani birden fazla eylemin olması çok önemlidir. Şimdi bu unsurları önce işkenceye uygulayalım. Sonra da kaybolmaya uygularız. Kaçırılmaya uygularız. Evet, darbeden sonra kısa bir süre vardı. Ve o sırada insanlar belki kızgındılar, sinirliydiler. Ve o zaman belki polis memurları, güvenlik, kolluk güçleri spontane bir şekilde hareket etmiş olabilirler. Bunun kabul edilebilir olduğunu kesinlikle söylemiyorum. Ama burada bir bağlam var ve buradaki bu bağlamla bunları insanlığa karşı işlenmiş suç olarak niteleyemeyiz. Çünkü burada birdenbire spontane bir tepki söz konusu olabilir. Ama o dönem tabii bir istisnai diyebiliriz. Ama şunu görmezden gelemeyiz. Burada raporlarda, tanıklıklarda anlatıldığı üzere işkence olayları spontan bireysel bireyler tarafından yapılmış bu spontan hareketler olarak göremeyiz. Rastgele eylemler olarak göremeyiz. Burada bir davranış biçimi görüyoruz. Burada insanlardan, teröristlerden ifade almak üzere yapılan İşkenceler görüyoruz, teröristlerin adlarını almak için işlenen işkence görüyoruz ve bunun sistematik olduğunu görüyoruz. Ve bunun örüntüsünün çok belli olduğunu söylüyoruz. Belirli bir grup hedefleniyor. Gülen hareketinden, Kürt hareketinden gelen kişiler özellikle hedefleniyor. Bunlar rastgele değil, bunlar tesadüfi değil. Ve tabii bu işkence gerçekten birden fazlaydı. Burada niteliksel olarak çok
aşırı bir sayı var. 3000'den fazla iddia varsa burada bunun sistematik olduğunu söyleyebiliriz. Birden fazla olduğunu söylemek az kalıyor. Yani bu işkence sistemi kesinlikle tesadüfi değil. Burada bir sistem var. Ve bu belirli bir grubu hedefliyor, birkaç grubu hedefliyor. Evet, zorla kaybolmalar konusunda bu daha da kolay. Çünkü bir kaçırma eylemi tesadüfi olamaz. Bu birdenbire oluveren bir olay değildir. Birdenbire bir polis memuru, hadi ben bugün birisini yakalayayım, kaçırayım diyemez. Hayır, burada birkaç polis memuru organize bir şekilde hareket etmiştir. Tabii bu kaçırdıkları kişiyi götürecekleri belirli bir gözaltı tesisine götürmeleri gereklidir. Yoğun bir hazırlık gereklidir. Ondan sonra bu kişiler her seferinde aynı şekilde yüzeye çıkıyorlardı. Güya spontane bir şekilde polis istasyonuna geliyorlardı, komiserliğe. 95 vakada her seferinde aynı örüntü izleniyorsa burada sistemli bir olay vardır. Yani burada yoğun bir hazırlık vardı, gizli gözaltı tesisleri vardı. Ve kaçırma eylemi doğası gereği bu kesinlikle spontan bir eylem, bir tek polis memurunun spontan olarak yaptığı bir eylem olarak görülemez. Ve dediğim gibi belirli bir hedef, grup hedefleniyor. Ve bu kişilerin neredeyse hepsi, hepsi demiyorum, neredeyse hepsi Gülen Hareketi üyeleriydi. Bu nedenle bunun bir davranış biçimi olduğunu söyleyebiliriz. Evet, hareketler bir sivil nüfusa yönlendirilmiş olmalıdır. Evet, dediğim üzere bizler bir savaş suçlarından şimdi insanlığa karşı işlenmiş suçlara geliyoruz. Yani burada sistemi değiştirdik Nürnberg'den sonra. Bu nedenle bunlar artık askerler tarafından askerlere karşı işlenmiş suçlar değil. Burada sivil nüfusa yönlendirilmiş suçlardan bahsediyoruz. Yani burada sivil nüfus silahlı kuvvetler mensupları ve diğer meşru savaşların aksine sivil olan tüm kişileri kapsar. Ama bu yeterli değildir. Çünkü herhangi sivil nüfus niteleyicisi ne demektir? Milliyet, etnik köken veya diğer ayırt edici özellikler bakımından ayırt edilebilen gruplar anlamına gelir. Ve burada bu sivil nüfus tanımına siyasi mensubiyetiyle tanımlanan grup da girebilir. Yani bu grup bir şekilde tanımlanabilir olmalıdır. Bu sivil nüfus terimi bireysel sivillerin aksine bir topluluk anlamına gelir. Yani burada bir sivil bireye karşı değildir. Hayır. Sivil bir nüfusa, topluluğa yöneliktir. Yani bu bir grupla, toplulukla ilgilidir. Bireyle ilgili değildir. Ve bu çok önemli bir farktır. Evet, şimdi Türk durumuna özellikle bakalım. Burada herhangi askeri bir durum yok. Burada kesinlikle siviller hedeflenmekte. Yani burada bir nüfustan bahsedebilir miyiz gerçekten? Sivillerden bahsedebiliriz ama nüfustan bahsedebilir miyiz? Evet, işkenceye baktığımızda evet, burada adli suç durumlarına da uygulanıyor. Ama bizim raporlarımızda odaklandığımız durum her sene bir grubun üyeleri hedef alınıyor. Mesela burada Gülen Hareketi veya siyasi muhalifler ama genel olarak Gülen Hareketi ile Kürt Hareketi'nden kişiler hedef alınıyor. Ve kaçırmalarda ise neredeyse sadece Gülen Hareketi ile Kürt Hareketi hedef alınıyor. Evet, burada bir nüfusun hedeflendiği gayet açıktır. Ama zannederim buradaki en önemli konulardan bir tanesi üçüncüsüdür. Evet, bu davranış biçimi bir devlet veya örgüt politikasına uygun olarak mı yapılıyor veya bunun ilerletilmesi için mi yapılıyor? Burada örgütü bir yana bırakalım. Artık devlet işlemiyorsa ve paramiliter bir durum varsa örgütten bahsedebiliriz. Ama bizim durumumuz burada değil. Burada devletin sorumluluğundan bahsediyoruz. Devlet politikalarından bahsediyoruz. Bu uluslararası tiyami hukukunda tam olarak yoktur. Ama sistematik bir gereklilik vardır.
ve bu neredeyse politikalar ile aynıdır. Burada çok büyük bir fark yok. Birbirleri neredeyse aynılar. Uluslararası temel hak hukukunda da aynıdır. Evet. Burada hangi unsurları görüyoruz içtihatta? Evet, burada dikkatli organize edilmiş, düzenli bir örüntü, bir model izlendiğini görüyoruz. Kamu veya özel kaynakların içerildiğini görüyoruz. Ve içtihatta şöyle yazılı, bunun açıkça tanımlanması veya yazılması gerekmiyor. Bu sadece hareketlerden de görünüyor olabilir. Diğer taraftan devlet tarafından desteklenmesi veya teşvik edilmesi gerek. Sonra bunun sürekli tekrarlanan eylemlerden oluşması gerek ve devlet tarafından düzenlenmesi, koordine edilmesi gerekiyor. Ve spontane veya münferit şiddet eylemlerinin aksine planlanmış, yönlendirilmiş veya organize edilmiş bir saldırı olması gerek ve bu politik kriterlerin karşılanması gerekiyor. Peki bunu şimdi Türkiye durumuna nasıl uygularız? Evet, burada davranış biçiminden bahsettik. Sivil nüfusa karşı saldırı olması gerektiğini söyledik. Burada bu çok zor bir konu değil. Burada bir politika var mı diye bakıyoruz. Ve bize göre evet, devlet farklı güç seviyelerinde ve bunun altını vurgulamak, çizmek istiyorum. Bütün her güç seviyesi şart değil. Farklı güç seviyelerinde aktif olarak bir işkence ve insan kaçırma politikasını desteklemiş ve teşvik etmiş olması gerek. Bunu organize etmiş ve belirli hedeflere ulaşmak için gerekli tüm kaynaklarını kullanmış olması gerek. Evet, bu bir gereklilik değil ama politikanın bazı bölümleri açıkça ortaya konmuştur. Evet, bu ağır bir açıklama, bir bildiri, keskin bir bildiri. Ama bunu anlatmaya çalışayım. Neden bu sonuca ulaştım? Evet, burada cahil olmayan, bilgisiz olmayan yasa koyucudan bahsediyorum. Burada çok net alarmlar vardı. Uluslararası kurumların açık uyarılarına ve IEM kararlarına rağmen yasa koyucu, ve Luca Perilli de bunu anlattı, evet, burada hukuk her şeyi terör olarak açıklamaya çalıştı ve böylece hükümete karşı gelen herkes terörist olarak betimlenmeye başladı. Ve burada yasa koyucu açıkça tanımlanmış bir uygulama alanı olmayan terörle mücadele mevzuatı, kovuşturma için idari yetki veren mevzuat ve çeşitli dokunulmazlık mevzuatı gibi yasal düzenlemeleri oyladı ve sürdürdü. Ve burada bu yasalar belirli yetkileri bağlıydı. Ama bu yasalar tabii ki de rakamlardan gördüğümüz olarak artık uygulanamaz hale geldi. Ve dokunulmazlık mevzuatı da öne sürüldü. Bu sadece darbeden sonra değil. Yani darbeden sonra her yanlış bir şeyler yapmış herkes sizi affediyoruz denmedi. MİT'de dokunulmazlık verildi. MİT'e de dokunulmazlık verildi. İlk tanığımız, bu sabahki ilk tanığımız da bu belgeyi gösterdi. Bu mevzuat, olacak sonuçları biliyorlardı. Uluslararası kuruluşlar ve AİM'e karşılaşabilecekleri sonuçlar söylenmişti. Bu çok geniş bir mevzuat, bunu uygulayamazsınız. Bu bütün ilkelere karşı denmesine rağmen bu mevzuatlarını devam ettirdiler, sürdürdüler. Cahil olduklarından değil bu, gayet farkındaydılar. Bu mevzuat işkenceye ve zorla kaybetmelere yol açtı. Bunu destekledi, teşvik etti. Bunu başka bir şekilde değerlendirmek mümkün değildir. İkinci olarak, burada sıfır tolerans, işkenceye karşı sıfır tolerans vardı. Sıfır tolerans politikası vardı. Ve işkenceye karşı bir sıfır tolerans politikası olduğu söylendi. Bu nedenle işkence olamaz dendi.
bu nedenle kovuşturulmamalıdır dendi. Ve bu sıfır tolerans politikası bir sıfır kovuşturma politikasını götürdü. Bu bakan bunu net bir şekilde söyledi. Bu olamaz, işkence olamaz dedi. Bu nedenle bu sıfır işkenceye sıfır tolerans politikası çok kolay bir mazerattır. Ama iddialarını görüyoruz ve çok az kovuşturma, çok az mahkumiyetin olduğunu görüyoruz. Ama bu bir yorum değil, bu bir olgu. Farklı raporlar ve son derece inanılır ve güçlü tanıklıklar, ki burada Mustafa Özben'den bahsedebilirim, bu gizli işkence tesislerinden bahsetti. İnsanların bu belirli şekillerde işkence edildiği, sorgulandığını anlattı. Ve farklı raporlar ve yapılan ziyaretler de burada belirli altyapıların oluşturulduğunu ispatladı. İşkence için belirli tesisler varsa tabii ki de bunu organize etmek için bir irade olduğunu ortaya koyar. Yoksa aksi takdirde bir altyapı da olmaz. Ve burada CPT raporlarına da değinmeliyim. 2017 ve 2019 ziyaretlerine ilişkin raporlar yapıldı. Yani bu darbe girişiminden 3 yıl sonra bir ziyaret yapıldı. Ve bu raporlarda da uzmanlaşmış birimlerin, yani bu Yunus timlerinin varlığı gösterildi. Ve bu Yunus timleri işkence konusunda uzmanlaşmış birimlerdir. Eğer bir altyapınız varsa ve eğer uzmanlaşmış birimleriniz varsa o zaman tabii ki de bir işkence politikanız vardır. Ve bu bir yorum değil. İlki bir yorumdu, tamam, ama bu bir olgu. Ve bu makul şüphenin ötesinde bir olgudur. Evet, kaçırmalarla ilgili olarak Bay Heymans raporunu sundu. Ve şunu vurgulayayım. Sadece üç ayrı kaynağımız olduğunda, inanılır üç ayrı kaynağımız olduğunda onları sakladık, raporları dahil ettik. Mesela burada sosyalist bir işçiden bahsedildi burada. Onu rapora dahil etmedik çünkü sadece 3-4 gün boyunca tutuldu, kaçırıldığını söyledi. Biz sadece 2 haftanın ötesindeki kaçırılmaları raporumuza dahil ettik. Burada çok keskin kriterlere göre davrandık. Ve bu kaçırmaların doğası gereği organize edilmiş olduğunu gördük. Organize edildiklerini gördük. Evet, bu çok garip bir şey tabii ki. Pasaportsuz giren kişiler pasaport kontrolüne giriyorlar. Evet, pasaportsuz geliyorsunuz diyorlar ve giriyorlar. Bu organize bir şey. İnsanların bildirilmiş, bilgilendirilmiş olması gerek ve uluslararası kaçırmalarda gayet iyi biliyoruz. Hükümetin kendisi bu bizim politikamız dedi açık açık. Sizi nereye giderseniz gidin buluruz dediler. Bunu Cumhurbaşkanı bile söyledi. Ve evet, hukuk sisteminin üçüncü parçasına geleyim. Bu bir avukat için bunu söylemek çok zor. Bir dakika, yansıyı değiştirmeyi unuttum. Evet, yargıya geliyoruz. Savcıların ve hakimlerin AYM'nin açık kararlarına karşı ve hukukun üstünlüğü, adil yargılanma gibi temel genel ilkelere karşı gelmeleri, devletin işkence ve zorla kaybetme politikalarının yürütülmesine katılmaları tabii yargıyı ortak bir sorumlu haline getirmektedir. Burada bir açıklama var. Bu şekilde çalışmaya karşı gelen hakimlerin veya açık şekilde hükümete karşı gelen hakimlerin işlerinden alındıklarını veya zorla başka bir yere götürüldüklerini veya tutuklandıklarını görüyoruz. Ve bu tekrardan yürütme organlarının sorumluluğunu göz önüne getirmektedir. Ben burada saldırının varlığını göstermeye çalışıyorum. Bir saldırı kesinlikle var. Devletin farklı seviyeleri tarafından desteklenen ve teşvik edilen bir sivil nüfusa yönelik bir politikaya uygun olarak veya bu politikanın ilerletilmesi amacıyla birden fazla işkence ve zorla kaybetme eylemlerinin işlenmesini içeren bir davranış biçiminden oluşan bir saldırı vardır. Peki bu saldırının var olması için yaygın veya sistematik olması gereklidir. Bu uluslararası temel hukukuna göre uygundur. Böyle olması gereklidir. Rastgele olamaz,
büyük ölçekli olmalıdır, sistematik olmalıdır. Ve burada bütün bunlara değineceğiz. Yaygın veya sistematik nitelemesi, eylemin, saldırının tamamına uygulanabilmelidir. Her eyleme veya her türden veya saldırının bir bölümüne değil. Yani işkencenin geniş çaplı veya sistematik olduğunu ispatlamamız gereklidir. Veya kaçırmaların sistematik veya geniş çapta yapıldığını ispat etmemiz gereklidir. Ve tabii her bireysel eylemin bu saldırıyla ilgili olduğunu ve bunlardan birisinin sorumlu olduğunu göstermemiz gerekiyor. Ama bir saldırının var olduğunu söylemek için burada bir küresel bir eylem, küresel bir davranış olduğunu ispatlamamız gerekiyor. Bunu değerlendirmemiz gerek. Ama burada tabii büyük ölçekli diyoruz veya sistematik olması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Bunların rastgele olmadığını göstermemiz gerek. Evet, birkaç örnek sunacağım. Burada çok büyük bir alandan bahsettik. İnsanlar burada çok büyük bir alana yayılmışlardı. Saldırı binlerce sivilin zorla yerinden edilmesinden, yüzlercesinin öldürülmesi ve birçoğun tecavüze uğraması dahil olmak üzere çok sayıda kurbanla sonuçlanmasından bahsedildi. Bu birinci örnek. İkinci örnek de ufak bir köyde yaklaşık 200 sivilin öldürülmesinden bahsediliyor. Burada küçük bir köyden bahsediliyor ve 200 kişi aslında bütün bu köyün nüfusundur. Çünkü bu saldırının bu köye sonucu tabii çok önemli olmuştur bütün nüfus öldürüldüyse. Ve burada sadece köyün küçük olması veya hangi coğrafi bölgede olması önemli değil. Burada çok sayıda kurbanın ölümüyle sonuçlanması ve bunun için yeterince kanıt olması önemlidir. Peki bu konudaki sonucumuz nedir? Türk durumuna uyguladığımızda ilk olarak evet, burada geniş çapta olması, büyük ölçekli olması zorunluluğu var. Evet, tahminen yılda 3000 işkence iddiası ve 95 zorla kaybetme vakası olduğunu söyleniyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi raporuna bakacak olursak. Ve bir de şunu gördük. Bir dolaylı bir sonuç gördük. Ve burada AYM bunu gördü. Aile mahkemesi gördü. İşkence edilen kişinin ailesinin karşılaştığı acılar da bir işkence olarak betimlenebilir. Ama burada bir unsurun altını çizmek istiyorum. Çünkü burada karşımızda bazı rakamlar var. Yılda 3000 kişinin işkence edildiği konusunda bir rakam var. Ama 2013'ten itibaren bakacak olursak ve bu Uluslararası Ceza Mahkemesi veya Luca Perilli'nin raporunda vardı. Bu 1995'ten 2020'ye kadar sürekli aynı kişiler hedef alınmıştır. 2015'ten itibaren. Ve bu hedeflenen gruplardan hiç kimse ve burada işkenceden bahsediyoruz. Türkiye içinde ve Türkiye dışında insan kaçırmalardan bahsediyoruz. Bu gruplardan hiç kimse asla ve hiçbir yerde kendisini güvenli olarak göremez. Yani burada büyük ölçekli olarak dediğimizde burada gerçekten de küresel bir ölçekten bahsediyoruz. Ve hükümet de şunu söylemiştir, hepsini yakalayana kadar devam edeceğiz demiştir. Yani bu tehdit olgulardan da daha büyük ölçekli. Ve burada bu tanıklar da bunu söyledi. Birileri tanıklardan birkaçı hiçbir yerde güvende değiliz dedi. Ve bu bence çok önemli bir unsur ve bunu vurgulamam gerekiyor. Rakamlar zaten çok yüksek. Yani 3000 işkence vakası diyoruz. Yılda 3000 işkence vakası herhalde yeterli değildir ama bunu söylemek de önemli. Herhalde daha fazladır.
ve sistematik bir şekilde yapılıyor. Ve burada tabii ki hiç kazara değil, tesadüfi değil. Sürekli devamlı olarak yapıyoruz, sistematik olarak yapılıyor. Bunu gördük. Ve bu saldırılar önceden planlanmıştı ve koordine edildiler. Zannederim buradaki şartlar benim burada açıkladığım politikayla örtüşüyor. Burada sistematik olduğunu da görüyoruz. Çünkü bu sadece hedeflenen grubun sadece bir bölümünü hedeflemiyor. Sistematik diyoruz. Bu bütün nüfusu, o hedeflenen grubun bütün nüfusunu ilgilendiriyor. Ve bu hedeflenen gruplar tamamen yok edilene kadar devam edeceğiz deniyor. Yani burada sistematik bir unsur var. Ve bu durmuyor. Bu devam etmekte. Bugün günümüzde devam etmekte. Ve bu hedeflenen grup küresel olarak yok edilmeyecek de durmayacak. Evet, sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Bu saldırı geniş ölçeklidir ve sistematiktir. Ancak insanlığa karşı işlenen suçların çok zor bir suçlama olduğunu biliyoruz. Bazı sistemlerin, mesela Türkiye'deki ulusal sistemin artık yeterli olmadığını görüyoruz. AYM'nin de çok büyük sorunlarla karşılaştığını görüyoruz. Kararlarını uygulatmakta büyük sıkıntı çektiğini görüyoruz. Kavala konusunda AYM, Bakanlar Komitesi 8 toplantı birden yaptılar. Demirtaş konusunda da 3 toplantı yapıldı ve bu toplantılarda alınan kararlar hiçbir şekilde uygulanmadı. Kavala ve Demirtaş serbest bırakılmadılar. Mevcut sistem işlememekte. Ama bu mesela Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çok büyük bir işi var. Bu bir öncelik, insanlığa karşı işlenen suçlarda bir şartlar var ve bunları açıkladım ama hangisiyle başlamak gerek? Başka öncelikler var mı acaba? Acaba bu mu önceliktir? Bunu beğenmiyorsak kendimizi sormalıyız. Bu bir öncelik mi? Ve bunun için size bir fotoğraf göstermek istiyorum. Burada Bay İnandi'yi görüyoruz. Kendisi Tunisya'dan kaçırılmıştı ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu fotoğrafın gösterildiği bir basın toplantısı yapıyor. Evet, İnandi'yi yakaladık diyor. Büyükelçiliğimiz sayesinde onu yakaladık. Kendisini yasa dışı şekilde Türkiye'ye getirdik ve kendisi şimdi burada, Türkiye'de ve hepsini yakalayacağız demiştir. Ve daha da önemlisi resmin şu tarafıdır. Bu adam, burada gördüğünüz bu insan elini tutuyor, kolunu tutuyor ve birisi hemen şöyle dedi. Bu insan işkence gördü dedi. Kolunu tutamıyor dedi. Ve bir adli doktor da bu konuda mülakat edildi. Evet, bu kesin bu işkence görmüştür. Kolu kırılmış, 3 yerden kırılmış, ameliyat gerektirilmiş. Ve burada Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği, evet biz bunları yakalayabiliriz. Bu kişileri işkence edebiliriz. Ve siz buna karşı hiçbir şey yapamazsınız diyordu. Bu gerçekten bir güç gösterisiydi. Kaçırmalar ve işkence konusunda bir güç gösterisiydi. Bu nedenle bu gerçekten de bir öncelik bence. Çünkü burada hedeflenen nedir? Burada en önemli şey nedir? Bu işkenceler ve kaçırmalar ve cezasızlık ve bu mevcut sistemin bunu durdurma konusundaki imkansızlığı ve uluslararası yargı sisteminin de bu konudaki yapamadıkları bunu gösteriyor. Artık bu sistemin değişmesi gerekiyor. Burada şu anda terörizmden bahsediyoruz veya Türkiye'de sözde terörizmden bahsediyoruz. Burada bu sistem altında her şeye izin veriliyor ve hatta bunu yapabildiğinizi gösterebiliyorsunuz ve kimse bana karşı bir şey yapamaz diyebiliyorsunuz. Bu Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'ndan önce savaş suçlarında da aynı şeyi görüyorduk.
Kazananlar, galipler hiçbir zaman suçlanamıyorlardı. Ama ondan sonra Nürnberg tribünalleri yapıldı, mahkemeleri yapıldı ve artık bu kişiler suçlanabiliyorlar. Bunlara karşı bir şey yapılabiliyor. Ama terörle karşı mücadele yaptığını söylenen devletler yeniden her istediklerini cezasız bir şekilde kimseye hesap vermeksizin yapabiliyorlar. Ve bence bu sebepten dolayı bir önceliktir. Çünkü bu diğer devletleri de, diğer aktörleri de bu konuda teşvik etmekte, desteklemekte ve bu tamamen bir cezasızlık durumu oluşturmaktadır. İnsanlığa karşı suçlar işlenmekte ve Roma tüzüğü ve insanlığa karşı suç konusundaki kanunlar bunu engellemek istemektedir. Bu nedenle burada işlenen insanlığa karşı suçlar bence bir önceliğimiz olmalıdır ve Uluslararası Ceza Mahkemesi için de bir öncelik olmalıdır. Çok teşekkür ederim Profesör Doktor Van der Lanot. Bu gerçekten çok kapsamlı bir rapordu, kapsamlı bir değerlendirmeydi. Bütün bağlamsal unsurları, insanlığa karşı suçlar konusu bütün bağlamsal unsurları çok güzelce açıkladınız. Ve zannederim hepimiz biliyoruz insanlığa karşı suçlaması gerçekten çok zor bir suçlamadır, çok sert bir suçlamadır. Uluslararası Ceza Kanunu'nda yapılabilecek en sert suçlamadır. Ve Türkiye'ye karşı getirilen birçok dava, davada alınan kararlar gerçekten de uygulanmamaktadır. Evet, AHİM'nin aldığı kararlar uygulanmamaktadır. Evet, bu tribünale raporunuzda bir soru sordunuz. Bizim nitelikli bir işkence ve kaçırma tanımlarına ihtiyacımız var mı? İhtiyacımız var mı? Bunun altını çizmem gerek. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda tabii bu işkence ve kaçırmalara bakıyoruz burada. Ama Türkiye Roma tüzüğünün bir parçası değildir. Bunu hepimiz biliyoruz. İkinci sorum, bu da bu bağlantılı. Bunu söylemek zorundayım, özür dilerim ama sizce burada Türkiye'nin bu insanlığa karşı suçların işlendiği konusundaki tepkisi ne olabilir acaba? Bu konudaki savunması ne olur acaba? Üçüncü sorum, eğer insanlığa karşı suçlar işlenmekteyse Türkiye'de, acaba faillerin hesap vermesi için ne yapılabilir? Uluslararası Ceza Mahkemesi kullanılamaz çünkü onların bunun bir parçası değiller. Ne kullanılabilir acaba? İlk soruyu anlayamadım ne yazık ki. İnsanlığa karşı suçun çok sert bir suçlama olduğunu biliyoruz. Avrupa'da Türkiye'deki kararların uygulanmasına zorlandığınızı biliyoruz. Siz bize bir soru sordunuz. Kaçırma ve işkence olaylarını Roma tüzüğüne göre acaba insanlığa karşı suç olarak betimleyebilir miyiz diye sordunuz. Ben de size soruyorum. Evet, bence bunu böyle betimlemeyiz. Buna ihtiyaç vardır. Çünkü bu ulusal mahkemeleri, uluslararası mahkemeleri yapmanın şekli ve uluslararası mahkemelerin kararlarını uygulama şekli ve insan hakları Avrupa Komitesi sistemlerinin hepsi başarısız olmuştur. İnsan Hakları Komitesi bu kaçırılan kişilerin serbest bırakılması gereklidir dedi. AHİM de bu konuda bazı bildirilerde bulundu, beyannamelerde bulundu, kararlar aldı. Terörle mücadele kanunları insan haklarıyla uygun değildir, bu kişiler serbest bırakılmalıdır dedi ama bu da bir işe yaramadı ve şu anda uluslararası topluluğunda bir tepki göstermediğini, bir şey söylemediğini görüyoruz. Nedenleri ne olursa olsun. Peki niçin buna ihtiyacımız var? Çünkü belirli bir tepkiye ihtiyacımız var. Herhangi bir tepkinin verilmesine ihtiyacımız var ve bunun bu gerçekten bu çok sert bir suçlama. Dediğim gibi bütün bu olguları incelettikten bir yıl sonra bunu da masaya yatırmalıyız dedik. Bu insanlığa karşı suç olayında incelemeyi istedik. Bunu incelemezsek görevimizi yerine getirmemiş oluruz dedik. Türk hükümetinin savunması
Evet, herhalde ilk olarak şu olacaktır. İşkence olmuyor, işkence yok diyeceklerdir. Bunu tekrar edeceklerdir. Hiç delillere bakmayacaklardır. Yargıçlar bağımsız diyeceklerdir. Biz tabii tersini duyduk. Ama işkence geniş ölçekli, büyük ölçekli değil. Hayır, binlerce kişi işkence edilmiyor derler. Bunu küçültürler. Çünkü yasal olarak hiç yok diyemezler ama tamam derler, dünyada çok sorun var. Şu andaki öncelikli sorun bu mu diyeceklerdir. Hep durum bu. Bir şey gerçekten önemli olana kadar önemli değildir. Ve bunun altını çizmek istiyorum. Uluslararası yasal topluluk eğer tepki göstermezse bu son vaka olmayacaktır. Bu devam edecektir. Bunu farklı yerlerde gördük. Bu gerçekten de insanların, devletlerin uluslararası denetimin dışında hareket etmeleri için bir izindir. Bir insan hakları ihlali varsa bu çözümlenmelidir ve bunun için bir organizasyonumuz vardı. Ve bir devlet AYM tarafından suçlanırsa o zaman bu konuda bir çözüme gidilmesi gerekiyordu ama bu artık yapılmıyor. Evet, Türk devleti kesinlikle bütün bu bulguları küçültecektir. Diğer tarafta Türkiye dışında bazı mahkemeler var ve bunlar devam etmekte ama bunlar son derece belirli, spesifik vakalar. Ve tabii Türkiye içindeki yargıçlar da bunu kendileri yapabilirler ama bu işlemiyor. Sonra Magnitsky Act var tabii ki. Bu da, buna da başvurulabilir. Yani bazı unsurlar var. Ama benim size yaptığım yasal betimleme bence kesinlikle kesindir, iyidir. Somut. Ama burada gerçekten çok iyi bir dosyamız var ve bunun öneminin vurgulanması gerekiyor. Ve burada dosyayı iyi betimlemezsek o zaman gerçekten Magnitsky'ye dönmemiz gerekecek. Magnitsky yasasına dönmemiz gerekecek. Evet, başka sorusu olan var mı acaba? Evet, çok teşekkür ederim. Ben bir uzman değilim. Yani insanlığa karşı işlenen suçlar konusunda bir uzman değilim. Ama iki kısa soru sormak istiyorum. Evet, sivil nüfus konusunda bunun sadece bir bireylerden oluşmaması gerektiğini anladım sizin raporunuzda. Affedersiniz, belki raporunuzda bir şeyi atladım, duymadım ama acaba bu sivil nüfusun bir bölümünü tanımlamamız gerekiyor mu? Mesela Kürtler veya Gülen Hareketi üyeleri. Ama delillerde şunu duyduk. Peki Gülen Hareketi'nin bir üyesiyseniz ne demek bu diye sorduk. Ve bu kişi iyiliğe inanıyorum. O sebeple Gülen Hareketi'nin üyesiyim. Ben bir üyelik kartım yok. Bu konuda bir ödediğim bir para yok dedi. Yani nasıl açıklayabiliriz ki bu üyeleri? Peki Kürtleri acaba bir hareketin üyesi olarak mı tanımlarız? Bir PKK üyesi olarak mı betimlemeliyiz? Yoksa hükümetin algılanan muhalifleri olarak mı tanımlamalıyız? İlk sorun bu. İkincisi, başkanın sorduğu soruyla ilgili. Sizce bu tribünal hangi terminolojiyi kullanmalıdır? Eğer genel olarak size katılacak olursak, o zaman bu tribünal acaba bunun insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu konusunda bir karar mı vermelidir? Yoksa bir bunun insanlığa karşı işlenmiş bir suç olabileceği konusunda bir görüş mü bildirmelidir? Ve bunu sonra diğer herkesin takdirine mi bırakmalıdır? Ve bunu daha ileriye götürmek için belirli bir yetkiliye mi devretmelidir acaba? Acaba burada bir yansıya geri dönebilir miyiz? İkinci sorudan başlamak istiyorum. Bir dakika, yansıyı bulmamı bekleyin lütfen. Evet. İkinci sorunuza şöyle cevap vereyim.
bir halklar tribünali bir suçun yapıldığını söyleyemez. Çünkü bir suçta tabii bu bir fail vardır ve olgular vardır ve sonra aralarında bir bağlantı vardır. Bir suç bağlantısı olduğunu söylemeniz gereklidir ve burada bu yok. Ama ben size şunu söylemek istiyorum. Burada olgular, işkence ve zorla kaybolma gibi olgular var ve bunlar bağlamsal unsurları karşılıyor. Bu bağlamsal unsurlar tabiri sadece Roma tüzüğünde var ama burada bu olgular bütün genel sistemde vardır. Ve bütün bunları insana karşı suç olarak kabul edebilmemiz gerekiyor. Ve benim yaptığım sonuçta budur. Ve size sunduğum sonuç da budur. Bundan daha ötesine gidemem tabii. Ama bu en önemlisi. Burada şimdi bağlamsal unsurlar var mı yok mu bakabiliriz. Ondan sonra bunu kabul ettikten sonra kimler bunun sorumludur? Ve ne yapılabilir? Ondan sonra buna bakabiliriz. Evet, ikinci soruya umarım cevap verebildim. İlk soru için şuraya döneyim. Evet, buradaki tanıma bakalım. Evet, burada grup algılanan siyasi bağlılığından bahsediyoruz ve burada algılanan çok önemli. Siz hedeflenen herkesin illa da bu grubun bir üyesi olduğunu ispat etmeniz gerekmiyor. Diyelim Gülen Hareketi veya PKK veya herhangi bir başka bir grubun üyesi olduğunu ispatlamanız gerekmiyor. Ama hükümet kendilerini bu grubun bir üyesi olarak algılıyorsa, diyelim ki Asya Bank'ı kullanıyordur veya Bylock sistemini kullanıyordur, o zaman bu grubun bir üyesi olarak algılanmaktadır. Ve bu nedenle hedefleniyorlar. Ve bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Burada bu grubu kesin olarak tanımlamamız şart değil. Bu zaten dediğiniz gibi bu mümkün de değil. Ama burada birden fazla algılanmış siyasi bağlılık olabilir. Evet, tabii olabilir. Burada bir çifte sistem var. Ve bu tabii durumu daha da zorlaştırıyor. Burada sivil nüfus birden fazla gruptan oluşabilir ve ama bir ortak noktaları olabilir. 2013'ten bu yana bu sivil grup bir şekilde veya diğerinde o hükümete karşı muhalefet halindeler. Ama onlar bu gruba üyeler ve hedeflenilmiyorlar. Demek bunlar, bu kişiler mevcut hükümete karşı muhalif olarak algılanıyorlar anlamına geliyor. Evet, öyle. Bu grup etnik kimliği sebebiyle veya oy vermesi sebebiyle saldırıyı altına getirmiştir. Ve bu saldırı da sivil nüfusa karşı yapılan bir saldırı olarak betimlenmelidir. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi Hakim Paçaya vereceğim sözü. Acaba sormak istediğiniz bir soru var mı? Öncelikle Profesör Van der Anet, size çok teşekkür etmek isterim. Gerçekten çok güzel ve ilham verici bir sunumdu. Evet, anladığıma göre şu anda incelemekte olduğumuz durumu, insanlığa karşı suçlar ile ilgili unsurları barındırıp barındırmadığını incelemekteyiz. Evet. Şunu sormak istiyorum. Bundan sonra ne olacak? Evet, deliller tutarlı bir örüntü, bir politika, bir uygulama göstermekte. Ve bunların belki insanlığa karşı işlenen suçların unsurlarını içermekte. Ama burada incelemekte olduğumuz ülke Roma tüzüğüne taraf değil. Ama belki de bu tribünal çok ciddi bir şekilde düşünmesi gerekecek. Eğer tribünal bu unsurların, insana karşı suçların işlendiğine dair unsurların var olduğuna karar verirse, o zaman nereye odaklanmalıyız acaba? Diyelim ki daha fazla odaklanmamız gerektiğine karar verirsek, uluslararası mekanizmalar, yerel mekanizmaları unutalım. Uluslararası mekanizmaların tamamıyla kullanıldığını ama hiçbir işe yaramadığını karar verecek olursak, acaba ne
ne yapılabilir? Acaba bir sonraki adımlar ne olabilir? Nasıl atılabilir? Evet, teşekkür ederim. Birkaç adım atılabilir. İlk olarak insanlığa karşı suç nitelendirilmesi şu anlama geliyor. Her ulusal mahkemenin daha büyük bir adi suçlara karşı olduğundan daha fazla bir içtihat olması anlamına geliyor. Yani burada mağdurun ve failin bulundukları bu durum her ülkeden ülkeye değişir. Ama geniş olasılıklarda tabii ulusal mahkemelerde görüyoruz ki bazı hazırlıklar yapılmakta. Ama bu çok zor tabii. Çoğu ülke evrensel evrensel yargı görevine edinmişlerdir, tanımışlardır ama bu genelde çok zor oldu ve bundan vazgeçmişlerdir. Evet, Türkiye şu anda Rohingya, mesela Rohingya'dan bir bahsedelim. Biliyoruz Rohingyalar burada da maalesef bu Roma tüzüğünü kabul etmedi, aynen Türkiye gibi. Ama Rohingya'yı kabul eden ülke bunu taraftır ve Uluslararası Ceza Mahkemesi şöyle demiştir. Bu suç Bangladeş'te yapıldığından bizim burada tabii yargı yetkimiz vardır. Burada yetkiliyiz. Yani bu uluslararası insan kaçırmalar da Roma tüzüğüne taraf olan ülkelerde başlıyorsa o zaman Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin burada yargı yetkisi vardır. Ve burada 11 insan kaçırmadan bahsediyoruz. ICC, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olan ülkelerde 11 tane insan kaçırma vakası vardır. Bu nedenle bunu deneyebiliriz. Bu 11 kaçırma bu yargı yetkisinin içine düştüğünden bunlarla uğraşabiliriz. İkincisi, insanlar karşı suç Magnitsky yasasında vardır. ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa'da buna uymaktadır ve bu oluyorsa o zaman biz bu Magnitsky yasasını hayata geçirebiliriz, eyleme geçirebiliriz derler. Ve bu şekilde insanların, bu faillerin seyahat etmelerini engelleyebiliriz ve varlıklarını dondurabiliriz. Yani uluslararası çapta yapabileceğimiz bir şeyler var. Tabii bu konuda çok çalışma yapmalıyız ama Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Magnitsky yasası açısından bazı adımlar atabiliriz. Ve bunun üzerinde 3 yıldır çalışıyoruz ve bu hafta olan biteni biliyoruz. Bu nedenle durmayacağız. Çok teşekkürler. Evet, Hakim Paçay gerçekten çok iyi bir soruydu. Çok ilham verici bir sunumdu. Teşekkür ederiz. Evet, sabah oturumumuzun sonuna geldik.